Ama bir yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı bir gece Hamas suçsuz İsraillilere saldırıda bulunduğunda o saldırıyı kınadığımız için efendim Özgür Özel Hamas'ın yaptığı saldırılara terör saldırısı diyor. Kim yaparsa yapsın suçsuz insanlara gece yarısı saldırmak terör saldırısıdır. Hamas'ın yaptığı terör eylemidir. İsrail'in ondan sonra yaptıkları devlet terörüdür. Soykuruma varan işlerdir. İkisini de kınıyorum. İkisini de kınıyorum. Mahmut Abbas'ı Ramallah'ta 15 Nisan tarihinde programda bir değişiklik olmazsa ziyaret edeceğim. Hamas'la değil, ancak Mahmut Abbas'la Ramallah'ta Filistin meselesi, Filistin'e barış gelmesi, 1969 sınırlarında bir bağımsız Filistin devletinin yeniden kurulması, Doğu Kudüs'ün başkent olması ve Kudüs'ün kutsal bütün dinler açısından durumuna uygun şekilde bir barış kenti olarak Birleşmiş Milletler güvencesine alınmasını savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz. Şimdi bir yeni, dün yaptığım bir çağrıyı yenilemek isterim. Dünyada barış isterken Türkiye'de de siyasetin diline centilmenliğin hakim olması. Sayın Erdoğan'ın, Sayın Devlet Bahçeli'nin zaman zaman bütün üyelerimizi, hatta bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenleri, dolayısıyla İzmirlileri, Bornovalıları üzen, rencide eden, kadınlarımıza hakaret eden, olmadık ifadeler kullanan o dilin bu Ramazan münasebetiyle terk edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz temiz siyaset diline devam edeceğiz. Kimse istiyor diye onlarla kavga etmeyeceğiz. Bir seçim kazanmak uğruna kavga edip kutuplaşma iklimini beslemeyeceğiz. İktidarla kavgamız elbette olacak. Ancak bu kavga kimlik siyaseti üzerinden değil, emeklilerin hakları için, emekçilerin hakları için, gençlerin hakları için olacak. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte büyük bir hak mücadelesini sürdüreceğiz. Biraz önce Ömer Başkanım ifade etti. Ben Bornova'ya 10 yaşında yatılı okumaya geldim. Bornova'da ortaokulu, liseyi okudum. Bornova benim hayatıma dokundu. Bugünkü Özgür Özel bugüne geldiyse Bornova sayesinde geldi. Özgür Özel doğduğu memleket Manisa'dır. Büyüdüğü memleket Bornova'dır. Karnını devlet ekmeğiyle doyurduğu memleket Bornova'dır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı devlet parasız yatılı bursuyla büyümüş birisidir. Özgür Özel'den çok hiç kimse bu devletin, bu milletin, bu ülkenin çıkarlarını savunamaz. Bundan herkes emin olsun. Ömer Başkanım ifade etti, dedi ki Memleket Partisi'nden, AK Parti'den, Zafer Partisi'nden, diğer partilerden çok sayıda katılmak isteyen arkadaş var. Rozet takmak isterler. Ancak bu bir iftar programı. O yüzden Filistin konuşmak, barış konuşmak önemlidir. Burada rozet töreni tam bir siyasi faaliyete girer. O doğru değildir. Ama şu anekdotla size olan hislerimi ifade edeyim. Siz bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmekle hangi siyasi partiden geliyor olursanız olun, baba evine geliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi herkesin doğduğu baba evidir. Herkes baba evine doğar.
Sonra kimi daha büyüğünü arar gider, kimi daha küçüğüne razı olur. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki bir gün başım sıkışırsa, bir gün dara düşersem baba evinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Bizim il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz o baca tütsün diye baba odağına odun taşıyanlardır. Orada çorbayı karıştıranlardır. Ancak baba evine dönüp gelmek isteyen, ister AK Partili ister MHP'li kim olursa olsun, gelenin önünde durmayız. Hoş geldiniz deriz. Kapıyı açık tutarız. Yeriniz evin baş köşesidir. Çünkü bu ev sizin de babanızın da dedenizin de evidir. Baba evinin tapusu kimsede değildir. Ne Özgür Özel'de vardır, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nda var. Ne İsmet İnönü'de vardı, ne İsmet İnönü'de vardı, ne de Karaoğlan Ecevit'te. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Öyle olunca kim gelmek isterse kapı ardına kadar açık. Niye bugüne kadar gelmedin? Niye gittin? Sen gittin de bak bize neler ettin, kimseye demeyeceğiz. Çünkü herkes iyi olsun diye bir şeyler yaptı. Esnaf bu hale düşeneceğini bileydi. Çiftçi milletin efendisiyken bu hallere düşüreceğini bileydi. İşsizler, yoksullar bunu bileydi. 10 bin lira emekli maaşına muhtaç edilen emekliler bunu bileydiler. Zaten oy vermezdiler. Ama şunu bilelim ki bu iktidar geldiğinde 1,5 asgari ücret olan emekli maaşı orada kalsaydı 26 bin liraydı. Hiç iyileşmese 1,5 asgari ücrette kalsa. Bugün 0,6. Bunun AK Partilisi yok, CHP'lisi yok. 10 bin lira maaş aldıktan sonra hangi partiden olduğunun, ne yaptığının, ne ettiğinin hiçbir önemi yok. Derin bir yoksulluk var, açlık var. Doğalgaz parasını ödeyememek var, pazara çıkamamak var, kasabın önünden geçememek, mandıraya gidememek var. O yüzden gün birlik beraberlik günüdür. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni bizim evimiz değil baba evi derken İzmir'deki yaşayan vatandaşın %95'inin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevdiğini, saydığını, ona minnet duyduğunu biliyorum. Bunun için artık ona husumet duyanların ve sizi bu hale koyanların değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserimden bir tanesidir dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapılarını size açıyoruz. Sizi böyle bir partiye davet ediyoruz.